Merhaba sevgili arkadaşım, Kars'a ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca sıcacık anıların olur. Hadi şimdi gel, burada başına neler gelebileceğini konuşalım birazcık. Ama başlamadan önce bana bir tekerlek kaşar peyniri hediye etmek istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden teşekkür ettim, gel benimle. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 250-300 bin civarı nüfusa sahip, büyük ölçüde hayvancılıkla geçimini sağlayan, kış mevsiminin 6 ayı falan sürdüğü ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehri olduğu için oldukça sert bir iklime sahip, ülkemizin Kafkasya'ya açılan kapısı konumunda bulunan, bağrında 90 bin şehidimizin yatmasından da anlaşılabileceği gibi ülkemiz açısından tarihi öneme sahip, işgallerle dolu geçmişinden sebep hala mimari yapılarında Rus ve Ermeni kültürünün izlerini taşıyan, bunun yanı sıra geçmişte olduğu gibi hala birçok etnik kökenin bir arada yaşadığı, yaylalarıyla, dağlarıyla, akarsularıyla sevimli, huzurlu, sessiz, sakin bir şehrimiz Kars. Ben buraya havası soğuk, insanı sıcak şehir diyorum. Her ne kadar esnafları hakkında aynı fikirde olmasam da masasına oturup güzel muhabbet edebileceğin insanlar var burada. Hatta bir de selam göndermek istiyorum buradan. Sevgili meslektaşım Onur Naci Öztürkler, namı diğer Spank. Kankacım, eğitim videoların sayesinde bu kanalı var ettim. Çok kıyak adamsın. Sana ve Kars'a çok selamlar. Oldukça zengin bir yemek, mimari ve sosyal kültüre sahip burası. Öyle ki Kafkas coğrafyasında yaşayan halkların neredeyse tamamından etkilenmiş bir yer Kars. Hatta bir kış günü sokakta yürürken sağına soluna baksan kendini Türkiye'de değil de bir Sovyet Rusya şehrinde falan hissedebilirsin. Geçim kaynağına hayvancılık dedim ama aslında onun yanı sıra mandıracılık demek daha doğru olur. Çünkü burası süt ve süt ürünlerinin kitabını yazmış bir yer. Onun dışında az önce belirttiğim gibi havası dondurucu soğuk, kış aylarında sıkı giyinmeniz de fayda var. Ama bu sert havası aslında Kars'ı Kars yapan özelliği belki de. Birazdan nedenlerini konuşacağız. Bu şehir kışın güzel oluyor. Ha, falso yanları yok mu? Tabii ki var. Mesela küçük şehir olmasından sebep burada bir alışveriş merkezi yok. Daha çok küçük esnaflarla muhatap oluyorsun. Onun dışında mesela şehir genelinde çok ciddi bir sokak köpeği problemi var. Ki öğrencilerin de zannediyorum en sık şikayet ettiği konulardan bir tanesi bu. Saat gece 12 dedi mi sokağa çıkamazsın agacı. Bir de yöreden mi kaynaklıları nedir? Acayip iri buradaki köpekler. Hadi yetişkinleri geçtim, çocuk falan denk getirse net parçalar yani. Ya ben de hayvan seviyorum arkadaşlar. Vallahi bak. Ama siz de sokakta başıboş gezen köpeklerin insanlar için problem teşkil ettiğini öğreneceksiniz. İster seve seve, ister... Ben seve seve öğrenmeniz taraftarıyım. Daha realist çözümleri var bu işin. Neyse, dur, konu dağıldı. O zaman ulaşımdan başlayalım hemen ufaktan. Şehir dışından gelecekler için havalimanı ve demiryolu seçeneğimiz var. Hatta öğrencilik, atama gibi sebepler olmasa bile sadece gezmek için buraya gelmek istersen mükemmel bir seçenek daha var. Nedir o? Doğu Ekspresi. Doğu'nun en kış kıyamet zamanlarında bu çok ünlü trene atlayıp buraları gezmek çok keyifli oluyor. Biletler de oldukça uygun fiyatlara. Onun dışında şehir içi ulaşımda siviller 8,5, öğrenciler 7 lira ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyor. Peki pahalı bir şehir midir Kars? Yani değildir. Türkiye geneline göre burası küçük bir şehir zaten. O yüzden yeme içme konusunda mesela Doğu'nun birçok yerinde olduğu gibi burada da nispeten fiyatlar uygun. Onun dışında kampüs yakınındaki 1+1 eşyalı evler için bizi şöyle fiyatlar karşılıyor. Evet, yani ödenemeyecek kadar yüksek değil sanki. Kars halkına da teşekkür ederim bu vesileyle. Çünkü burada ve günlük hayatım içerisinde ev sahibi ve emlakçılara savaş açmaktan ruhen çok yoruldum. Ha, bu demek değil ki artık haksızlık yapanlarla uğraşmayacağız. Elbette uğraşmaya devam edeceğim gücüm yettiğince. Ama Kars ekonomik koşullar bakımından yaşanabilir bir yer, onu söyleyeyim özetle. Pekala, acaba bu çok kültürlü memlekette ne yemeden ölmeyelim? Şimdi birçok insan Kars'ın kaşar peynirini bilir belki ama aslında bu şehri dünya çapında ünlü yapan ürün gravyer peyniri babacığım. Şu peynirin yapım aşaması 6-7 ay sürüyor ve neredeyse 4 yıl falan bir raf ömrü var bunun. Oldukça keskin bir tadı ve kokusu vardır. Belki bu sebepten çok kişi sevmeyecektir ama gerçek peynir gurmeleri bilir ki hakiki peynir böyle olur. Mutlaka dene. Onun dışında evet, kaşar peyniri de oldukça ünlüdür. Markette satılanlar bunun artığı bile olamaz, onu diyeyim sana. Kars'ta bir diğer tadına bakman gereken ürün de bal. Burası dağlık, yaylalık bir yer olduğu için bazı endemik bitki türleri yetişiyor burada ve sanırım buranın balını özel yapan tam olarak bu. Buranın yine bir başka güzelliği Erzurum'da olduğu gibi kaz eti. Ancak daha önce bunun birazcık yağlı bir şey olduğunu söylemiştim. Bir de böyle onu salamuraya falan yatırıyorlar. O yüzden birazcık tuzlu gelebilir. Onun haricinde burada Kafkas coğrafyasının geleneksel yemeklerine de rastlamak mümkün. Haçapuri gibi, hınkal mantısı gibi. Eyvallah, doyduk madem, birazcık da gezelim o zaman. İlk uğramanı önereceğim yer Kanlı Tabya Müzesi olabilir. Kafkas cephesi döneminden kalma bazı eşyalar, bazı bal mumu heykeller falan var burada. Mesela kayak yapmaya meraklıysan burası tam yere. Sarıkamış kayak merkezine uğrayabilirsin. Aynı zamanda Sarıkamış'a gidersen şehitliği de mutlaka ziyaret et. Çıldır Gölü vardır Kars'ta. Burası kışın buz tuttuğu için göl yüzeyinde kızaklarla tur atabiliyorsun ve bu inanılmaz keyifli bir şey. Demiştim buranın tadı kışın çıkıyor diye. Ani harabelerini gezebilirsin. Burası bir antik kent ve Ermeniler için de kutsal bir yer bildiğim kadarıyla. Bir de Kars Kalesi var ama ben birazcık bakımsız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bilmem, görülmeye değer mi? Bir iki harabe kalıntı işte. Okey, Kars'ı yeterince biliyorsak sıra gelsin okulunu konuşmaya. Kafkas Üniversitesi yaklaşık 30 yıllık bir okul. Özellikle bu bölgenin hareketlenmesi ve gelişmesi için bu okulun varlığı önemli görülüyor. İlk kurulduğunda Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı
bağlıymış ama daha sonra ayrılıp kendi başına üniversite olmuş. Yerleşik olarak ilçelerde de bazı bölümler var ama biz daha çok Merkez Kampüsü ve Paşaçayır Kampüsçüğünü konuşacağız. Merkez Kampüs gayet değerli toplu, iyi dizayn edilmiş ve konum olarak şehir içinde kalıyor. Pek öyle dağ başı bir yerleşke diyemeyiz. Kampüs etrafında nispeten hayat var yine. Paşaçayır'ında ben kampüsçük diyorum. Burada sadece veterinerlik fakültesi ve üniversite lojmanları bulunuyor. Merkez Kampüs'ten çıksan arabayla 5 dakika mesafede. İki yerleşke arasından da Kastçay'a geçer. Tıp, ilahiyat, sağlık bilimleri, fen edebiyat, iktisadi idari bilimler, güzel sanatlar, eğitim ve mimarlık mühendislik fakültelerimiz var. Veterinerlik fakültesi dediğim gibi Paşaçayır'ında. Turizm fakültemiz de Sarıkamış ilçemizde bulunuyor. Derhal geleneksel uyarımızı yapalım. Tercih yapacağın zaman fakülte konumuna iyi bak, hayal kırıklıkları yaşanmasın. O zaman okulun sana sunduğu imkanlar diyelim hemen. Kütüphane dersen Merkez Kampüs'te temiz, bakımlı, rahat çalışma salonları olan, kaynak ve arşiv bakımından yeterli. Ancak kapasite bakımından birazcık büyük olsa hiç fena olmazmış diyebileceğim bir kütüphanemiz var. Yemekhane dersek yemek kalitesi konusunda yorum yapamayacağım. İyi diyen var, kötü diyen var. Ve bu sene başında hatırladığım 7,5 lira karşılığında yemek yiyebildiğim yemekhanemiz var. Ancak üniversite yönetiminden birileri burayı dinliyorsa ricam yemekhane önünde oluşan uzun uzadıya kuyruklara bir çözüm bulmaları. Çocuklar derslerine falan geç kalıyorlarmış bu sıra yüzünden. Kalacak yer konusunda kampüs içinde ve çevresinde KYK yurtları var. Ev kiraları da uygun sayılır. O yüzden barınmadan yana bence bir sorun yaşamaz. Onun dışında Kars genelinde zaten çok fazla özel yurt seçeneğin olmayacak. Spor olanakları dersen stadyum, yarı olimpik havuz, halı saha, tenis kortu gibi olanaklar var. Eğlenceli bir yer mi dersen bence evet. Okulun bahar şenlikleri güzel oluyor. Etkinlikler falan düzenleniyor ama tabii ki okulun çapı da belli. Buradan bir Tarkan konseri falan beklemek yanlış olur o yüzden. Umarım ihtiyaç duymazsın ama okulda tıp fakültesine ait bir sağlık merkezi de var. Acil durumlar için aklında olsun. Kampüs içinde en çok vakit geçireceğin yerlerden bir tanesi Kafkas Park olabilir. Küçük bir üniversite çarşısı gibi düşünebilirsin burayı. İçeride kafeler var, dürümcüler var, oyun salonu var, kırtasiye var falan filan. Bunlar dışında da ibadethane, ATM, taksi durağı gibi olanaklara sahip olacaksın kampüste. Hadi bir de eğitim kalitesinin alemde ona bakalım. Okulumuz URAP 2023 sıralamasında geçen yıla göre 9 basamak gerileyerek 106. sırada yer alıyor. Birazcık daha gelişebilir diye düşünüyorum. Nihai karar senin. Kars Kafkas Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alırsan daha yakından tanışırız. Bilemezsin, belki de hayatında bir tek ben eksiğimdir ha.